Kadim Türk toprağı Büyük Türk hükümdarlarından Emir Timur'un başkenti Semerkant bu sene 3 önemli zirveye ev sahipliği yaptı. Şanghay İşbirliği Örgütü ardından Bağımsız Devletler Topluluğu derken, 11 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi geçen yıl İstanbul'da toplanmış ve şimdiki ismi olan Türk Devletleri Teşkilatı adını almıştı. Teşkilatın bu ismi almasından sonra Batı ve Doğu medyalarında pek çok analiz yapıldı, değerlendirmeler yer aldı. Çin'de Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik önemli bir analiz de yapıldı. Analiz, de Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünya jeopolitiğinin kalbinde yükselen bir güç olduğu vurgusu yapıldı. Analizde diğer ülkelerin bu teşkilatlanmaya yönelik bakış açıları da ele alındı. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye üye, Macaristan ve Türkmenistan gözlemci üye olarak katıldı. Bu seneki toplantının konusu üye ülkeler arasında ticaret ve yatırımların arttırılması oldu. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de tanınması yolunda ilk adım atıldı ve Kuzey Kıbrıs'ın gözlemci üye olmasına karar verildi. Ayrıca, üye ülkeler arasında gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yeni adımlar, Türk Yatırım Fonu kurulması kararı da masaya yatırıldı. Türk Devletleri Teşkilatı, dil, kültür ve dayanışma temelinde inşa edilmesine karşın bugün bölgesel ve uluslararası işbirliğinin de etkin olduğu bir teşkilat halini aldı. Türkiye'nin öncülüğünde ilk adım atılarak 1992 yılında Türkçe konuşan devlet başkanları zirvesi düzenlendi. 2009 yılında Türk Genişi yani Türk dili konuşan ülkeler konseyi kuruldu. İlk başlarda ekonomi, eğitim, ulaştırma, kültür, turizm ve dış politika konulu projeler hayata geçirildi. Ardından 12 Kasım 2021'de 8. zirve düzenlendi. Bu zirvede tarihi bir karar alındı ve adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak belirledi. 2021 yılında düzenlenen İstanbul Zirvesi'nde, sadece adını değiştirmekle kalmadı, organizasyonun içerisinde önemli değişiklikler yapıldı. 2040 yılı için Türk Dünyası Vizyonu adıyla stratejik bir belge kabul edildi, bu belgedeki hedefler 4 alanda tanımlandı. Bu 4 alan neydi? 1. alan siyasi, 2. alan ticari, 3. alan halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve 4. alan ise Türk devletlerinin uluslararası toplumla ilişkileri olarak belirlendi. Bu teşkilatın temel görevi, Türk ülkeleri arasında çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek, karşılıklı güven ortamı oluşturmak ve uluslararası ilişkilerde birbirini desteklemektir. İdeolojik yaklaşımlar, kapalı rejimler artık günümüzde yerini küreselleşme ve özgürlük çağına bıraktı. Günümüz teknolojisinde ülkeler yerel kimlikler özelinden ayrışarak ortak kimlikler temelinde birbirine daha da yaklaşma imkanına kavuştu. Türk dünyasının Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği çerçevesinde bir araya gelmesi bölgesel istikrar açısından oldukça dikkat çeken gelişmelerden biri. 20. yüzyıl Türkler için bir trajedi yüzyılıydı, kadim Osmanlı Devleti çökmüş yerine genç Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu, diğer taraftan Türkiye hariç tüm Türk ülkeleri işgal altındaydı. Türklüğün ata yurdu Orta Asya'da Sovyetler Birliği'nin baskısı altında, 1992 yılına kadar esaretle yaşadılar. Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte, 1992 yılında bağımsızlığına kavuşan Türk devletleri bir araya gelerek bir teşkilat kurdular, ardından, 2021 yılında da bir hamle yaptılar. Türk devletlerinin işbirliği, tarih ve jeopolitik gerçeklerin gerektirdiği bir durumdur. Bu ülkelerin her birinin farklı ekonomik zenginliklerinin ve güçlü yönlerinin yanında, karşılanması zaruri olan farklı ihtiyaçları vardır. Semerkant Zirvesi bu açıdan önem taşıyor, Türk Devletleri Teşkilatı, gündeminde öteden beri ilk olarak güvenlik konularını öne alarak terörizm, aşırılık ve bölücü akımlarıyla mücadeleye odaklandı. Ticari, ekonomik potansiyeli artırmak ve kültürel ilişkileri geliştirmek diğer önemli gündem noktaları olarak öne çıkıyor. Türk ülkeleri arasındaki en büyük tehlike DAEŞ, PKK ve benzeri terör örgütleridir. Öte yandan, lojistikte bürokratik engelleri kaldırmak için alınması gereken basit önlemler var, böylelikle tarihi İpek yolu da canlanacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasındaki ilişkiler, tarihsel olarak kardeşlik ve dostluk üzerine kurulu, örneğin Karabağ'ın Azerbaycan tarafından kurtarılmasında Türkiye'nin büyük yardım sağlaması Türk Devletleri Teşkilatı üyelerini sevindiren bir gelişme olmuştur. Bir yandan, Türk devletleri kendi aralarındaki sorunları, özellikle Orta Asya'daki sınır anlaşmazlıklarını karşılıklı anlayış ve diplomatik müzakereler yoluyla çözmektedir.
Bu konuda Özbekistan'ın duyarlı yaklaşımı oldukça kabul görüyor, Türk devletleri ile diğer devletler arasındaki ihtilaflı konular gün geçtikçe azalıyor. Macaristan'ın Eylül 2018'de gözlemci üye statüsü ile katılım sağlaması, Ekim 2019'da Özbekistan'ın tam üye olması ve son zirvede Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak katılması ile genişleme sürecinin devam etmesi, teşkilatın siyasi bir çekim merkezi olarak düşünülmesi konusunda umut vericidir. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim, kanalıma abone olmayı unutmayınız, bir başka konuda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.